Ne zaman geldin? 1-2 saat oluyor. Ben de seni epey bekledim ama içim geçmiş, uyumuşum yukarıda. Bahri be, böyle uykusuz uykusuz yazık ediyorsun kendine. Of, Hacer çok zor durumda kaldım. Günaydın. Günaydın. Günaydın Özgür. Pek aydın sayılmaz aslında. Bütün gece uyuyamadım. Al bir uykusuz daha. Tamam, Deniz'e hepimiz üzüldük ama bu kadar da koy vermek olmaz ki. Deniz'den bir haber yok değil mi baba? Yok. Allah korusun ya Rabbim. Burada da mı gitmemiş baba? Hayır, gitmemiş. Dün 20 kez aradım, meşgul aldı. 10 kez mesaj attım, cevap vermedi. Belki döner diye telefonu bütün gece yanımdan ayırmadım ama tık yok. Nereye gider, nerede kalır bu kız anlamıyorum ki. Deniz'in gidişi seni biraz fazla mı etkiledi ne? Etkilendim tabi baba. Bütün geceyi tek başına geçirdi kız. Nerede kaldı kim bilir. Anladım, Deniz'e üzüldün de bu kadar abartmaya gerek yok. Sen de çok üzülmüştün baba. Ben senden bahsediyorum ya. Ben Deniz'i bulacağım zaten. Sen bu işe karışma. Meryem Hanım, kendinizi böyle bırakırsanız olmaz ama. Kızımdan haber alamıyorum. Onu çok merak ediyorum. Sizin iyi olmanız kızınız için de çok önemli. Bunu aklınızdan çıkarmayın lütfen. Yavrumun sesini bir duyabilsem. O da olur. Siz yeter ki içinizi ferah tutun. Gücünüzü toplamaya çalışın. Birazdan Bahri Hocam gelecek. Sizi böyle görürse çok üzülür. Tamam mı? Biliyorum. Bütün gece başınızdaydı. Ben sabah gelip zorla gönderdim onu. Az önce de aradı geliyorum diye. Sağ ol. Sabaha kadar seni bekledim, uyuyakalmışım. Bir haber var mı? Yurt müdürüyle konuştum. Yurda hiç girmemiş. Niye girsin ki? Ben kötü bir şey yapmadım. Kendi isteğiyle gitti. Sen insanlara ne istediğini çok iyi öğretirsin. O ne demek şimdi? Kendi isteklerin olana dek çabalarsın demek. Haksızlık ediyorsun. Bunda benim suçum yok. Suçun yok öyle mi? Bu kızın bu şehirde kimsesi yok. Hiç düşünmedim bunu. Ne yapar, nerede yaşar? Hani şu yaptıklarına bir türlü inanamıyorum.